Teknofest'te altın madalya alarak ülkemizde hizmet etmeye devam ediyor. Peki ne yapıyor Reza Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Şimdi sokak aydınlatması yapıyorsunuz herhalde. Sokak aydınlatması hakkında biraz bahseder misiniz? Nasıl çalışıyor, neler oluyor bunda? Bugünün ışıklığıyla çalışıyor. İleride şarj olur. Gece ışık. Gece ışık, tabii. Yani güneş enerjisiyle çalışıyor. Evet. Şarj olduktan sonra, ondan sonra ışık aydınlatması yapmaya başlıyor. Evet. Peki bunun özelliği, başka ne özelliği var? Sadece aydınlatma mıdır yoksa başka özelliği var mı? Kamerası var. Kamerası. PIR sensörü var, hareket sensörü. Bunun RFID infrared sistemi var, infrared kamerası evet. var. Şimdi bunu bir çalıştıralım, bakalım isterseniz. Kumanda sistemiyle çalışıyor herhalde. Evet değerli izleyiciler, sokak aydınlatmasında sokak aydınlatması olarak yeni icat edilen Reza Bey Efendi artık mesela teknolojiye bir çağ olduğunu ve bu teknolojinin nasıl olduğunu bize gösteriyor. Sokak aydınlatmasında otomatik sistemle istediğimiz şekilde aydınlatabiliyoruz. Bunu bir çalıştıralım. Nasıl çalışıyor? Günlerini çalışıyor. Evet. Burada bu elektrik sistemini gösteriyor. Bir de kamerası, şu an kamerasını da görelim isterseniz. Evet, şu an ne hareket yapıyorsak kamerada tek tek görünüyor. Mobil uyumlu bir kamera sistemi ve aydınlatmasını da istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Aşağı indirip yukarı kaldırabiliyoruz. Reza abimiz bunda altın madalya aldı. Aydınlatma sistemini istediğimiz yöne de götürebiliyoruz. Peki başka neler anlatmak istersiniz bu cihazla ilgili? Neler var? Ne yapıyor bu? Bu kamerası Medva ve Yönetim Kurulu Başkanlarından ve gerçekten de bize emek veren abimizi. İsterseniz sizi böyle alalım. Hakkınızı helal edin. Yine sizi rahatsız edeceğiz. Buyurun. Buyurun. Sürekli sizi rahatsız ediyor tercümanlık için. Kusura bakmayın. Urmiye'den gelmiş ve bu icatla ilgili başka neler yapıyor? Onu öğrenebilir miyiz? Başka neler yapmışlar? Bir tane başka icat var. Data transfer sistemlerini yapıyorlar. Bir de trafik dataları değil mi? Evet, trafik dataları transfer sistemlerini yapıyorlar. Ne diğeri? Enerji. Yenilebilen enerjiler. Yenilebilir enerji üretimi yapıyor. Güneş enerjisi üzerine ağırlıklı çalışıyorsunuz. Ağırlıklı, evet. Başka neler yapıyorsunuz? Kendinizden bahseder misiniz? Urmiye'desiniz. Mucit misiniz? Bilim insanı mısınız? Oradaki üniversitede durumunuz nasıl? Ya da hangi üniversite mezunusunuz? İnşaat mühendisliğinde yüksek lisansı var. Urmiye Üniversitesi'nde. Evet. Bir de şeyler var yani teknolojik. Urmiye'nin teknik kentinde firmalar var. Evet. Orada faaliyet gösteriyor. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani ülkemize neler katmak istersiniz? Ya da bu icadı yaptınız, bu icadın neler yapılmasını istersiniz? Yani üretim olarak Van'da bir üretiminiz olacak mı? Evet, doğru. Buradan sonra. Evet, üretimi Türkiye'de düşünüyorum. Seri üretimi Türkiye'de düşünüyorum. Çok iyi. Neler söylemek istersiniz son olarak? Evet, bakar. Evet, siz. Fuzi enerjide, enerji aynı dağmaları da var. Uzan edildi, dağmaları işte. Fuzi ülke, yani Türkiye değer versin bu yenilenebilir enerjilere. Biz de inşallah bu işte araştırmalarımızı devam edeceğiz. Ya bir de bunun hem elektrikle çalışıyor hem güneş enerjisiyle de çalışabiliyorlar abi. Evet. İki sistemi var bunun. İki sistemi var. Peki kamerada, şu an mesela kamerada görüyoruz da, kamerada kayıt sistemi olarak, hani sürekli kaydediyorum. Mesela ben bir hafta sonra, iki hafta sonra bunu tekrar izlemek istiyorum. Kaydedebiliyor değil mi? Hepsi sistem üzerinde kaydediyor.
Peki piksel olarak nasıl ayarlıyorsun? Yani çekim gücü nasıl? Kalitesi, yani keyfiyeti. Kalite olarak da her kalitede olabiliyor zaten. Her kalitede ayarlanabilir. Ayarlanabilir değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Yok. Teşekkür. Çok sağ olun. Teşekkürler.